7 ölümcül günah. Bunlar hepimizde var. Bunlar ölümcül günahlardır. İnsanın ruhunda onarılması güç hasarlar bırakır. Şehvet, kıskançlık, oburluk, tembellik, açgözlülük, öfke ve kibir. Hristiyan inancına göre bu ölümcül günahları düşünmek bile işlemek kadar ölümcül. Yazıtlar bedellerinin ölüm olduğunu söylüyor. Her birinin nasıl ölümcül olduğunu gösteren gizli bir öyküsü var. 7 ölümcül günahın tarihe, topluma ve ruhlarımıza büyük etkileri oldu. Tanrı'nın ahlaki değerlerini bedel ödemeden çiğneyip geçemezsiniz. 7 ölümcül günahın en sinsi olanı tembelliktir. Yedi ölümcül günah İncil'de yer almaz. Bunlar Yeni Ahit yazıldıktan 3 asır sonra ortaya çıktı. Milattan sonra 375 yılında Evagrius Ponticus adındaki bir Hristiyan keşiş, Konstantinopol'den Mısır'ın küçük bir manastırına kaçtı. Orada insan ruhu için en tehlikeli gördüğü zaafları listeledi. Bu zaafların 8 tane olduğuna inanıyordu. Tembellik ölümcül bir zaaf olarak listelenmemişti. 2 ölümcül zaafın altında yer alıyordu. Evagrius bunlardan birine Akedia adını vermişti. Yani duygusuzluk. Diğer ölümcül zaafsa hüzün anlamına gelen Tristisya'ydı. Evagrius için duygusuzluk ve hüzün cehennemde yanmak için yeterli zaaflardı. Milattan sonra 590'da Papa Büyük Gregory Evagrius'un listesini elden geçirdi. Sayıyı 7'ye düşürdü. Duygusuzluk ve hüznü tembelliğin altında birleştirdi. Tembellik çoğu zaman günah olarak bile görülmez. Listeye baktığınızda tembelliği görüyorsunuz. Ve insan gerçekten mi diye soruyor. Tembellik nasıl günah olabilir? Yani miskinlik günah mı? Ama bu insanlar tembelliğin en sinsi günah olduğunu biliyordu. Bal kadar tatlı ve asit gibi aşındırıcı. Tembellik belki de en ölümcül günahtır. İnsanın kendine acıması, hüzün duyması, ben mi yapacağım dedirttiren tuhaf bir duygudur. Tembel bir insan yoksulluğa, adaletsizliğe ve acı çekmeye sebep olduğu gibi buna karşı da gelemez. Çünkü bir şey söyleyemeyecek kadar miskindir. Tembellik çalışmamaya yol açan bir duygu olarak gösterilir. Bu daha sonra zamanla miskinliğe ve üşengeçliğe dönüştü. Tembelliğin ilk örneklerini Eski Ahit'te ya da Yahudi İncil'i denilen kitapta bulmak mümkün. Eski Ahit tembelliği ve üşengeçliği net bir dille reddediyor. Ayetlerden birinde işinde üşengeç olan yıkıma neden olur ibaresi geçiyor. Bu ayeti milattan önce 10. yüzyıl civarında yaşamış olan İsrail kralı Solomon'un yazdığına inanılıyor. Solomon kendi döneminin en akıllı kralı olarak biliniyordu. Öğretileri İncil'de birkaç bölümde toplanmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de çalışmanın önemi ve tembelliğin şeytani yüzü olarak göze çarpar. Yahudi kültüründe güçlü bir çalışma ahlakı bulunur. Öyle derler.
Bize eğer hayatımızda yeterli çalışma güdüsü bulundurmazsak, cehennemlik olacağımız söylenir. Solomon yazdığı bir ayette karıncayı örnek alın, zorlu da olsa onun yolunu seçin der. Bir lideri zorlayanı olmasa da yazları yiyecek toplar ve yiyeceklerini depolar. Bu küçük hayvan sürekli çalışır, hayatını çalışmakla geçirir. Karıncalar için söylenen bu sözler bugün hala geçerli. Toplumların gelişmesini sağlayan çalışmayı desteklemek için daima karınca örneği verilir. Antik İsrail gibi tarım toplumlarında tembellik açlığa yol açabilirdi. Tembellik günahı sadece ruhunuzu yok etmekle kalmaz, sizi ve ailenizi ölüme sürükleyebilirdi. Solomon'un vermek istediği mesaj işte buydu. Milattan önce 390'lara gelindiğinde Yunan filozoflar ve kahinler çalışmanın önemini vurgulamaya başlamıştı. Ama antik Yunan'da biri farklı düşünüyordu. Ona göre tembellik bir günah değil, bir erdemdi. Bu adamın adı Diyojen'di. Atina'da yaşıyordu. Platon ve Aristo gibi filozoflar çalışmanın önemini vurgularken Diyojen tembelliğin erdeminden söz ediyordu. Bir işi yoktu, etrafta dolaşır, iş edinmeye çalışmazdı ama bu arada üstünde düşünülecek sözler söylerdi. Diyojen evsiz olmakla gurur duyardı. Sokaklarda bir su varilinin içinde yaşardı. Zenginlik kültürüne karşıydı. Basit yaşamın erdemleri hakkında vaazlar verirdi. Tek söylediği neden çalışalım, neden kariyer edinelim, neden bir gün elimizden gidecek olan bir servet edinebilmek adına bu kadar zaman kaybedelim? Zevk adına kendimizi neden bu kadar zorlayalım olmuştu. Diyojen ondan memnun olunması ve basit yaşamı öngörüyordu. Bir rivayete göre Büyük İskender Diyojen'in bu alçak gönüllülüğünden etkilenmiş ve onu Atina sokaklarında buldurmuştu. İskender ona ne dilersen dile, istediğini yerine getireceğim dedi. Diyojen'in cevabı basitti. Gölge etme, başka ihsan istemez. İskender düşündü. Onun her şeyi vardı, Diyojen'in ise hiçbir şeyi yoktu. Ama acaba hangisi daha mutluydu? ...300 yıl sonra Yeni Ahit'in yazıldığı dönemde İsa buna çok yakın bazı söylemlerde bulundu. İsa basit yaşamı öngörüyordu. Gökyüzündeki kuşları düşünün derdi. Ne ekerler ne de biçerler ama Tanrı onlara nasiplerini verir. Ama İsa taraftarlarının hepsi böyle düşünmüyordu. Havari Paul, İncil'de tembelliği lanetlemiş ve şöyle demişti. Miskin olanlardan uzak durun. Eğer bir insan çalışmazsa yemek de yememeli. Batı kültüründe çalışkanlık etken tema olarak gelişirken tembellik ölümcül bir günah olarak görülmeye başlandı. ...375 yılına gelindiğinde tembellik Tanrı'ya karşı işlenen en büyük suçlardan biri olarak görülüyordu. Evagrius Ponticus tembelliği iki günaha ayırdı. Bunlardan ilki miskinlikti. Miskinlik nasıl tanımlanabilir? Bunun insanın ruhunu ve motivasyonunu yok eden bir duygu olduğu söylenebilir. Miskinliğin ölümcül olmasının nedeni nedir? Çünkü insan denemez, çabalamaz, umursamaz ve topluma yararlı olmaya çalışmaz. Miskinlik, keşişler arasında önemli bir günah olarak görülüyordu. Bir keşiş şöyle yazmıştı. Miskinlik fare gibi yaşamı öngörür. Keşiş bulunduğu yerden ürker, yatağından iğrenir ve onun gibi yaşayan kardeşlerinden kuşkulanmaya başlar.
ve yapması gereken işleri yapmadığı için miskinliğinin cezasını kardeşleri çeker. Miskinlik, başka bir deyişle uyuşukluk, güncel hayatta tembellik terimi altında birleştirilmiştir. Miskinlik, umursamanız gereken şeyleri bile umursamayacak kadar hayattan kopuk yaşamak ve hayatı önemsememek olarak tanımlanabilir. Miskinlik ruhi morfindir. Eğer size hastanede morfin yapıldıysa, acınızın orada olduğunu bilirsiniz. Ama o kadar sersemlemişsinizdir ki onu önemsemezsiniz bile. Evagrius için başka bir zaafsa, günümüzde bilinen adıyla hüzün, tristisyaydı. Evagrius'a göre hüzün, insanı yok eden en yıkıcı duygulardan biriydi. Hüznün ölümcül sonuçlarının en belirginini, insanın kendine en yakın olanlar tarafından yok edilmesi olarak görüyordu. Ona göre hasar katlanarak büyüyordu. Tristisya bir bakıma umutsuzluk olarak da tanımlanabilir. Bu da birçok din tarafından günah kabul edilir. En büyük günah umutsuzluktu. Umutsuzluk inancın tam tersi olarak görülüyordu. Eğer bir tanrı varsa ki tanrı dünyayı seviyordu, kişi asla umutsuzluğa kapılmamalıydı. Keşişler umutsuzluğu günah olarak görürken, bunu aslında Tanrı'nın öngördüğü yaşamdan uzaklaşmak olarak tanımlıyordu. Umutsuzluk onlara göre Tanrı'nın bize bahşettiği yaşama sırt çevirmekti. 1500 yıl önceki bu görüşün asıl ilginç yanı, insanların nasıl olup da hüznü bir günah olarak görmesidir. Sanırım hüznün sonunun depresyon olması bunun en önemli nedenlerinden biriydi. Tembellik günahının tarih boyunca kendini başka formlarda gizlediğini görüyoruz. Bazıları tembelliği saf dışı bırakan insanlar şeytan çıkarıcılar olarak görülüyordu. Yedi ölümcül günah 1000 yıldan uzun bir süredir Hristiyan inancının temel taşlarını oluşturuyor. Tembellik günahı, umursamazlık, çaresizlik, uyuşukluk ve hüzün başlıkları altında birleştirildi. Ama antik dünyada bazı kesimler bunun günah değil bir hastalık olduğu görüşündeydi. Milattan önce 500'lü yıllarda antik Yunanlar tembelliği tedavisi olan bir hastalık olarak görüyordu. Bu teoriyi ortaya atanların başında modern tıbbın kurucusu olarak bilinen Hipokrat vardı. O bu duruma melankoli adını vermişti. Bunu bir hastalık olarak görüyordu. Semptomları hüzün, endişe, moral bozukluğu, intihara meyilli olmak ve uzun süre korkulardı. Bu hastalığa yakalananların yemek yemediğini ve dünyaya sırt çevirdiğini söylüyordu. Hipokrat bu semptomların insan bedeninde bulunan ve mizaç adını verdiği 4 sıvının dengesizliğinden kaynaklandığına inanıyordu. Bu 4 temel madde kan, balgam, siyah öd ve sarı öddü. Siyah öd insanı melankoliye, miskinliğe ve kendine dışlamaya yöneltiyordu. Hristiyanlar daha sonraları bu duruma tembellik adını verdi. Siyah ödün dengesizliğinin tedavi etmenin yolları kanamak, kusmak ya da bu sıvının vücuttan biri tarafından çekilmesiydi. Bu oldukça acı veren bir durumdu ama tembelliğin tedavisinde başka yol bilinmiyordu. Milattan sonra 200'lerde Roma hüküm sürüyordu. Romalıların tembellik hakkındaki görüşleri Romalı ünlü doktor Galen'in fikirlerine göre şekillenmişti. Galen bunun cinsel sıvıların boşaltılmamasından kaynaklandığını iddia ediyordu. Galen antik Roma'nın en ünlü doktoruydu. Özellikle ilgilendiği konu kadın hastalarının yaşadığı melankoliydi.
Galen'in kadın hastalarına uyguladığı yöntem bu sıvıların akışını sağlamaktı. Bu doğal olarak kadınların çoğunun depresyonlarından kurtulmasıyla sonuçlanıyordu. Greco-Roman uygarlık, tembelliği fiziksel bir durum olarak görüyordu. Bu bizim günümüzde melankoliye bakış açımızla benzeşiyor. Tembellik günahını işleyenlerin aslında melankoli hastalığının pençesinde olduğunu varsaymak ilginç bir sonuç olarak görülebilir. Burada örtüşen bazı özellikler görüyoruz. Akedya teriminin tıpta melankoliye dönüşmesi doğal bir sonuçtur. Milattan sonra 400'lü yıllarda Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda egemen inançtı. Ama tembellik günahı anlayışı burada çehre değiştirmişti. Antik dünyada depresyonun tek bir semptomla dalgalanmadığını görmek son derece ilginç. Ama Hristiyanlığın yayılmasıyla depresyonun akadiya yani tembelliğin nedeni olarak görünmeye başlanması da çok doğal. Evagrius tembelliği iki başlık altında, akadiya ve tristitya olarak belirlemişti. Bu toplumların günaha bakış açısının değişmesine sebep oldu. Akıl hastaları ruh hastaları olarak görülmeye başlandı. Bu Tanrı'nın o kişiyi reddettiğini gösterdiği için depresyon utanılacak bir durum olmaya başladı. Orta Çağ Kilisesi'ne göre tembellik günahı insan vücudunun salgılarından çok daha kötü bir şeyle besleniyordu. Depresyon, iblislerin insan ruhunu ele geçirmesi şeytanın işi olarak görülüyordu. Bütün günahların iblis temasıyla ya da şeytan formu altında ve onun hükmettiği varlıklar tarafından yayıldığı açıklaması, depresyonun da diğer günahlarla eşit görülmesine neden oldu. Şeytan ruhunuzu ele geçirdiğinde böyle bir sonuç doğuyordu. Evagrius umutsuzluk zaafını İncil'deki bir iblisle özdeşleştirmişti. Bu gündüz iblisinden başka biri değildi. Depresyon günün ortasında bile ortaya çıkabilen bir iblisti. Sizden hiç ayrılmıyor ve yaşama gücünüzü elinizden alıyordu. ...1589'da iblis çalışmaları ön plana çıkmaya başladı. İblis bilimciler iblisleri sıraladığı ansiklopediler hazırlamaktan geri kalmamıştı. İblis bilimci Peter Binsfeld, yedi ölümcül günahın her birinin bir iblisi olduğunu varsayıyordu. Tembelliğin sahibi ise gündüz iblisi, yani Belfagor'du. Belfagor, antik Asurlu tanrı Baal Peor'dan türemiş olabilir. Binsfeld'e göre iblis günahkarları uyuşukluğa itiyor, umutsuzluğa kapılmalarına sebep oluyor ve anlamsız bir hayata sürüklüyordu. Bir günahkar iblisin bu davetini kabul ettiği anda cehennemin bu zebanisi o kişinin bedenindeki yerini alıyordu. Bu beladan kurtulmanın tek yolu o kişinin içindeki şeytanı çıkartmaktı. Özellikle Orta Çağ'da depresyondaki kişilerde bu yöntem uygulanıyordu. Ben şeytanı sizden çıkarabilirim. Orta Çağ'da iblislerden kurtulmak, şeytan çıkartmak yani egzorsizm olarak adlandırılıyordu. Ben sizi ondan kurtarabilirim. Bu anlayış bugün hala devam ediyor. Rahip Bob Larson iblislere inançla karşı koyulabileceği görüşünde. Bununla onu yeneceksiniz. Larson yılda yüzlerce şeytan çıkarma seansı yaparak iblislere adeta savaş açmış durumda. Bakın. Ona göre Belfagor yaşıyor ve son derece güçlü. Kaybetti. Onu yendik. Bu iblisin ruhlarına girdiği insanlarla karşılaştım. Bu tembellik günahının bir parçasıdır. İblis insana kaytarma hissi veriyor. Bu tembelliğe yol açıyor. İblisin modern çağda bu şekilde büründüğünü söyleyebiliriz. İblis, ruhunu esir aldığı insanın hiçbir şeyi yapmasına izin vermiyor. Yerlerinden kımıldamıyorlar. Çıkmaz yola giriyor ve en ufak bir çaba göstermiyorlar.
Bu kitap her şeyin çaresinin Tanrı'da olduğunu Larson söylüyor. Larson dualarla tembellik iblisinin girdiği bedenden çıkmasını sağlıyor. Şeytan, kaderim senin elinde değil. Kendinizi alkışlayın, oturabilirsiniz. İncil okunuyor. Tanrı şu anda burada. Onu içinizde hissedin. Bu tartışılan bir yöntem. Bazıları git demenize rağmen gitmemekte direnir. İsa adına onu bırak, onun bedeninden çık. Tartışma götürür bu uygulama için bazı kesimler bu tip şeytan çıkartma uygulamalarına karşı olduğunu söylüyor. Sana emrediyorum. İsa adına bu kadını rahat bırak. Bu kadını rahat bırak. İncil'i ver, İncil'i ver. İnsanlar içimdeki şeytan dediğinde bu aslında anlamlı bir ifadedir. Eğer terimleri bu kadar net bir dille açıklarsanız, yardım taleplerine sırt çevirmeniz olası bir durum olur. Psikolojik olarak hassas insanlar, bu iblislerin peşlerinde olduğu kaygısıyla yaşayabilir. Bu da sağlıksız koşulların oluşmasına neden olur. Çık! Defol! Ama bazı inançlı kesimler klinik depresyonun Akedia günahıyla ya da tembellikle eşdeğer olduğu görüşünde. Bu ruhsal savaşı dini yazıtların tümünde görmek mümkün. Ruhsal bir savaş veriliyor ve bedenlerimiz bunların yaşandığı yer. Peki şeytan tıbbi depresyon yaşayan birinden yararlanmayı göze alabilir mi? Tabii ki alır. Onun beklediği fırsat da budur zaten. Tembelliğin geçirdiği evrim tıbbi hastalıklarla şeytanın laneti arasında bir yelpazeyi kapsıyor. Orta Çağ tarihin en önemli yazarlarından birinin tembelliği cehennemlik bir günah olarak tanımlamasına tanık oldu. Yedi ölümcül günah Hristiyan inancının temel taşlarıdır. En çok tartışılan günahsa tembelliktir. Antik Romalı ve Yunanlara göre tembellik duyumsamazlığa, redde ve depresyona neden olan bir hastalıktı. Hristiyan Orta Çağ'da tembellik günahtı ve bedene girmiş bu iblisi insanın cehenneme gitmesine neden oluyordu. Eski Hristiyanlar tembelliği iki başlık altında toplamıştı. Tristitia yani hüzün ve Akedia yani duyumsamazlık. Günah olarak görülmesinin nedeni Akedia ve Tristitia'ya maruz kalanların dini çağrılara sırt çevirmesiydi. En karakteristik semptomlarından biri hayattan zevk almamak olarak görülebilir. İnsan geleceğini katranlık görür. Geçmişte yaşananları ise değersiz olarak kabul eder. Buna inananların dini kurtuluşa sırt çevirmeleri son derece doğal bir sonuçtur. Milattan sonra 1320 yılında Hristiyanlar bu kurtuluş yolunu reddedenlerin gideceği tek yer olduğuna inanıyordu. Cehennem ve sonsuz lanet. Tarihte kimse cehennemi İtalyan yazar Dante Alighieri kadar iyi resmetmedi. Dante'nin en ünlü eseri İlahi Komedya, cehennemde ve cennette yapılan bir gezintiyi anlatır. Ama Dante'nin tembellik günahına bakış açısı oldukça farklıydı. Onun gücünün farkındaydı. Sanırım Dante, Akedia'yı sevgiye karşı bir bahane olarak görmüştü. Bu yolculuğa başladığında kendi de Akedia'ya yani umutsuzluğa kapılmıştı. Dante rehberiyle birlikte cehennemin dördüncü katına indiğinde tembellerin cezalandırıldığı yeri gördü. Bu çembere girdiğinde öfkelilerle karşılaşır. Çok ilginç bir resim. Öfkeliler bir bataklığa saplanmış durumdadır. Birbirlerini ısırırlar. Kavga eder ve yüzeye çıkmaya çalışırlar. Akedia'ya yaşayanlar bataklığın en dibindedir. Belli belirsiz görülürler. Ama söyledikleri sözler yüzeye çıkarak yerlerini belli eder. Tembellik günahını işleyenler Dante ile konuşur, ona
Bir zamanlar umutsuz ve hüzünlüydük. İçimizde umutsuzluğun ateşi yanıyordu. Şimdi bu umutsuzluğu bu bataklıkta yaşıyoruz derler. Dante ve Orta Çağ Hristiyanlığına göre tembellik en büyük günaha neden olabilir. İntihara. Dante'nin cehenneminde kendi canlarına kıyanlar cehennemin 7. katında yer alır. İntiharların cehennemi. Biri etlerini yolmadan asla konuşamazlar. Ancak kanadıkları zaman sesleri çıkar. Dante tek gözlü bir ruhla konuşur. Ruh ona anlatacak hiçbir şeyim yok. Kendi akıbetimi kendim hazırladım der. Hristiyanlara göre intihar etmek cinayet işlemekle eşdeğerdi. Tarih boyunca hatta günümüzde bile bu geçerliliğini koruyor. İntihar, insanın kendi hayatını sona erdirdiği affı olmayan bir günahtır. İnsan hayatına ve diğerlerinin hayatlarına değer vermek zorunda. Buna dayanarak kendinin ya da başkasının hayatına son veremez. Yahudilikte intihar günahtır. Romalı Katolik filozof şöyle der, intihar bir askerin nöbet yerini terk etmesidir. Tanrı bizi bu dünyaya yolladı ve biz görevlerimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. Her insan kendine özgüdür. İntihar edildiğinde dünyada yeri dolmayacak bir boşluk oluşur. Buna dayanarak bazı filozoflar tembelliği en ölümcül günah olarak görmüştü. Affedilemeyecek tek günahtır. İntihar, çaresizliğin sonucu olarak işlenen bir cinayet olarak görülür. Bu yüzden kısa bir süre öncesine kadar intihar edenlerin normal mezarlıklara gömülmesine izin verilmiyordu. Çünkü onların cehennemlik olduğuna inanılıyordu. Dante intiharı trajik olarak yorumladı. Tembellik günahına bakış, Rönesans'ın gelmesiyle bir anda çehre değiştirdi. 1621'de yazar Robert Burton, tembellik günahının moral çöküklüğü yerine fiziksel bir hastalık olduğunu açıkladı. Hatta Melankolinin Anatomisi adlı bir de kitap yayınladı. Robert Burton şüphesiz melankoli ve depresyon konularını işleyen tarihteki en ünlü yazardır. Gülünç ve anlamsız olarak gördüğünü söylediği şeytan çıkartma seansı yerine dostlarla konuşmayı öğütler. Bunun yanında müzik dinlemenin, sabırlı olmanın ve depresif duyguların geçmesini beklemenin çok daha etkin bir yol olduğundan söz eder. Burton kendisinin de melankolik bir yapıya sahip olduğunu söylemişti. Bunun suçunu da astrolojiye yüklemişti. 62 yaşındayken kendi horoskopunu çıkartmış ve öleceği tarihi gün ve saat olarak belirlediğine inanmıştı. Belirlediği günde ve saatte Burton öldü. Tabii genel kanı intihar ettiğiydi. 1629 yılında Massachusetts kolonisi tembellik günahına Amerika'da oluşan kolonilerden çok daha farklı bir yaklaşım getirdi. Püriten kolonicilerin tembellik günahına romantik anlamlar yükleyecek zamanları yoktu. Kuzey Amerika'da yaşayan koloniciler depresyon konusunda net fikirlere sahipti. Bunu her şeyi olduğu gibi şeytanın işi olarak görüyorlardı. Ama bu günah her yerde vardı. Hayatları son derece zorluydu. Hayatları boyunca gördükleri destekten çoğu zaman mahrum kalıyorlardı. Depresyon kolonilerde yaşanan hastalıklar, acılar, kayıplar yüzünden son derece sıradan bir hal almıştı. İncil'de yazanlara tutumlu olmanın sanayileşmenin mutluluğa yol açacağına inanıyorlardı. Bu disipline sahip insanlardan Püriten iş ahlakı terimi doğdu. Cotton Mather 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılda en ünlü vaizlerden biriydi. O dönemin diğer vaizleri gibi depresyon konusunda son derece net yargıları vardı. Tembellik Püriten kolonilerde cezalandırılması gereken bir olguydu.
Ama Cotton Mather'ın karısı depresyona girdiğinde bu sert vaizin günaha karşı bakışı bir anda daha ılımlı bir tavra büründü. Süslü ve etkileyici bir dille, bu zavallı melankoliklerin arkadaşları onlara karşı sabırlı olun. Çünkü onlar bu illeti ancak sabrederek aşabilir diye yazmıştı. Bunun bir günah olmaktan çok bir hastalık olduğu görüşündeydi. Mather bunu savunan ilk Amerikalı oldu. Bir kez daha Amerikan tarzı anlayış üstün gelmiş ve tembellik çok daha kabul edilebilir bir forma bürünmüştü. Bir süre sonra bazıları değişen bu günahtan yararlanma yollarına gitti. Yüzyıllar boyunca yedi ölümcül günah Hristiyanlık inancının temel taşlarını oluşturdu. Tarih boyunca bu günahlardan hiçbiri tembellik günahı kadar çehre değiştirmedi. 1800'lerde Amerika'da tembellik hastalık, moral çöküntüsü ve vatana ihanet olarak görülüyordu. Sanayi devriminde tembelliğe önemli bir etiket yapıştırıldı. Kapitalizmin gereksinim duyduğu olgular sanayi ve tutumluluktu. Serbest ekonomi bunları öngörmek zorundaydı. Püriten anlayışına göre yan gelip yatmak günahtı. Çalışmanız, sürekli bir şeylerle ilgilenmeniz, Tanrı adına patronunuz için çalışmanız gerekirdi. Amerika'nın kalkınması bu iş gücüne bağlıydı. Demir yollarına batıya ulaşması gerekiyordu. 1869 yılında Dr. George Miller Beard, yorgunluk, tembellik ve başarısızlık kavramlarını nörostenya terimi altında topladı. Nörostenya artık kabul gören bir teşhis değil. Ama 100 yıl kadar önce çok çalışmanın sonucu olarak görülüyordu. Erkeklerin beyinlerini daha fazla kullandıkları için buna daha sık yakalandığına inanılıyordu. Amerikan gelenekleri, mucitlerin, şarlatanların bu hastalığa çare bulduğunu iddia etmesini gerektiriyordu. Tonikler hazırlandı. Vagonların arkasında yolan yapı satıcıları tarafından halka pazarlandı. Satış anında gösteriler düzenleniyor, banjolar çalınıyor, dans ediliyordu. 1900'lü yılların başı bu gezgin sahte doktorların zirve yaptığı dönem oldu. Gösteriler eşliğinde yapılan satışlarda satılan toniklerin insana enerji verdiği ve tembelliği sona erdirdiği iddia ediliyordu. Kickapoo kızılderili ilaçlarının ve Dr. Kilmer'ın bataklık kökü gibi karışımlarının yorgun kanı dinlendirdiği ve gençlik verdiği söyleniyordu. Bu toniklerin formülleri genellikle gizli tutuluyordu. İçlerindeki ana madde alkoldü. Alkolü alan insanlar tedavi olduklarını sanıyor ve tuhaf bir yanılgı içine düşüyorlardı. 1920'lere gelindiğinde günaha karşı tedavi araştırmaları teknolojik bir değer kazandı. Artık tembelliği geçirecek mekanik aygıtlar yapılıyordu. Elektrik, insanı canlandıran en önemli yoldu. Elektrikli kemerler, elektrikli yiyecekler yapıldı. Diğer bazı tedavi yöntemlerinin arasında radyoaktif dalgalar, güçlü mıknatıslar, hatta radyoaktif sular vardı. Ama ruhun canlandırılması, tembelliğin tedavi edilmesi söz konusu olduğunda çare salgı bezlerinde bulundu. 1920'lerde yeni nesil doktorlar enerjinin hiç beklenmedik bir kaynaktan alınabileceğini söylemeye başladı. Ron Scott Harvard'da profesördü. Yine domuzu ve köpeklerin testislerinde salgılar çıkarttı ve bunları karıştırdı. Daha sonra kendi koluna enjekte etti. Ve olağanüstü olduğunu iddia etti. Buna salgı bezi terapisi adı verildi ve gitgide tuhaflaşmaya başladı. Serge Voronoff adındaki Fransız doktor erkeklere maymun testisi nakli yaptı. Bunun gençliği geri getireceğini ve tembelliğe son vereceğini iddia ediyordu.
Ameliyat son derece popüler olmuş, hatta moda haline gelmişti. Maymun salgı bezi ameliyatları Sherlock Holmes öykülerinde, Marx kardeşlerin Hindistan Cevizi adlı filmlerinde yer aldı. Ama bu salgı bezi çılgınlığında kimse Milford Kansaslı Dr. John Brinkley kadar başarılı değildi. Brinkley'nin maymun testisine ihtiyacı yoktu. O daha kolay bulunan ve dayanıklılığıyla ünlü bir şeyi seçti. Keçiyi. Brinkley ilk keçi testisi ameliyatını 1918'de yaptı ve $750 karşılığında keçi testisini bir çiftçiye nakletti. Ameliyat başarılıydı. Brinkley pazarlama konusunda da yetenekliydi. Kısa sürede muayenehanesinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. İnsanların neşteriyle yarıyor ve keçi yumurtalıklarını yerleştiriyordu. Sarımsak kullanarak içeri itiyordu. Bu tabii ameliyattan önce kaç kadeh içtiğiyle doğru orantılıydı. Yıllar içinde 16 binden fazla ameliyat gerçekleştirdi. Brinkley'nin ameliyatları ülke çapında üne ulaşmıştı. Bu ameliyatların tembellik günahını sildiğine inanılıyordu ve özellikle de iktidarsızlığı. Keçi yumurtalığının emfizemadan flutalense kadar 27 ayrı hastalığa çare olduğunu iddia ediyordu. Sonunda Colorado senatörüne de bunu uyguladı. Senatör, keçi testisi taşıyorum ve bundan gurur duyuyorum diye bir açıklama yaptı. Ama 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti. Brinkley'nin bu ünü sonunda tıp çevrelerinin dikkatini çekti. Araştırılınca adamın doktor olmadığı ortaya çıktı. Yüzlerce kişi ameliyatın bir işe yaramadığını söyledi. En azından 42 kişi de ameliyat masasında can vermişti. Brinkley ve onun gibiler hapse girmiş, testis nakli çılgınlığı sona ermişti. Ama tembelliğe çare aramanın sonu gelmedi. Sıklıkla şarlatanlar bu işe el atmaya devam etti. Bir süre önce 2000 yıllık bir Çin tedavisine dayanarak timsah penisi ilacı yapıldığını okudum. İnternette buna benzer birçok şey var. Sanal alemde binlerce doktor Brinkley dolaşıyor. Gece yarıları yayınlanan reklamlarla çözümü kendilerinin bulduğunu iddia ediyorlar. Bu enteresan bir durum. 20. yüzyılın ortalarında bilim tembelliğin iblislerin işi olmadığını açıkladı. Bu nörokimyasalların kontrol ettiği bir hastalıktı. Bu kimyasalların bulunduğu yerse insan beyniydi. Yedi ölümcül günahın her Hristiyanın ahlaki rehberi olduğu söylenir. Tembellik günahı ise üstünde en çok tartışılan günah olmuştur. Tembellik günah mıdır? Yoksa hastalık mıdır? Bu tartışma yüzyıllardır sürüyor. Günümüzde bilimin buna bir cevap bulması umuluyor. Tembelliğin en basit formu herkesin yaşadığı ertelemedir. Dr. Timothy Fissell, Ottawa'daki Carleton Üniversitesi'nde bu olguyu çalışmalarının merkezine yerleştirdi. Fissell, tembellik günahının bu formunu sıradan ve bedeli ağır olarak yorumluyor. Öğrencilerin %95'inin işlerini ertelediğini gösteren çalışmalar yaptım. %15 ile 20 arası denekler bunu alışkanlık haline getirdiğini söylüyor. Bu üretimi etkileyen ve gelişimi durma noktasına getiren bir etmendir. Özellikle de maddi anlamda yıkıntıya sebep olduğu şüphesiz. Bu aslında işleri savsaklamaktan çok daha ciddi bir durum. Erteleme davranış bozukluğu üzerine özel araştırmalar yapılıyor. Yaptığımız araştırmaların hepsinde deneklerin yaptıkları işten vazgeçmelerinin sebebinin aslında erteleme duygusu olduğunu gördük. İnsanlar ne yapacaklarını bilmediğinde yapmaktan vazgeçiyorlar. Erteleme duygusunun başka bir nedeni ise mükemmeliyetçiliktir. Mükemmeliyetçi olanlar eleştiriye karşı bağışıklığı olmayan insanlardır. Eleştiri alacağınızdan korkarsınız ve bu yüzden yapacağınız işi ertelemeyi göze alırsınız.
İnsanlar asırlar boyunca tembellik günahıyla savaştı. Ama yeni odak noktası din ya da psikoloji değil, nöroloji. Beynin mimari yapısı. Tembellik günahına maruz kalanların klinik depresyon yaşadığına inanılıyor. Çare ise artık dua ya da şeytan çıkartmada değil. Depresyonun en popüler tedavisi serotonin yüklenmesi olarak görülüyor. Bu durumda hastanın beyindeki en yaşamsal bölgesinde var olan serotonin seviyesi yükseltiliyor. Depresyona karşı etkili olup olmadığı henüz belirlenemedi. Yeni çalışmalarda manyetik imajlar ve MRI kullanılarak depresyonun gizemi çözülmeye çalışılıyor. Burada amaç beyinde tembelliğin yer aldığı bölgeyi bulup izole etmek. Atlanta Emory Üniversitesi'nden Dr. Helen Mayberg, MRI taramalarına basit bazı duygularla başlıyor. Sağlıklı bir kadını alıp onu üzgün duruma getirelim ve bakalım beyninde nasıl değişiklikler oluyor. Kan akışı nötr durumdan çok daha yavaş bir hıza düşüyor. Bu basit test daha önce hiç yapılmamıştı. Sonuç beynin çok ufak bir bölgesini işaret ediyor. Ve karşımıza beynin yepyeni bir bölgesi çıktı. Ona yoğunlaşmamız için bir neden yoktu. Sonra araştırdığımızda bunun anterior cingulate'deki subgoyal bölümü olduğunu gördük. Beynin bu bölümü öylesine küçük ve tuhaf ki, medikal çalışmalarda burası sadece 25. bölge olarak geçiyor. Maymunlar üzerinde yapılan bazı deneylerde bu bölgenin uyarıldığında hayvanların ağladığına tanık olunmuştu. Dr. Mayberg bulgularını bir adım ileri taşıdı. Porzak'ın işe yaramadığı bir hasta grubunun olduğunun farkındaydı. Bu insanların tembelliği piyasadaki en güçlü ilaca karşı bile dirençliydi. Çare 25. bölgeye cerrahi müdahaleden geçiyordu. Bu aşamada bir tel aracılığıyla 25. bölge uyarılıyor. Bunu kalbe takılan kalp bileği gibi görmek de mümkün. Burada beynin bu bölgesine takviye yapılıyor. Beyin ameliyatları lokal anesteziyle yapıldı. Hasta uyanıktı ama neşterin soğuk yüzünü hissetmiyordu bile. Bazı hastalarda dördüncü aşamada dozu 5 miliampa çıkarttığımızda birdenbire bir rahatlama olduğunu gözlemledik. Onlarda bir hafifleme oldu. Sonuç başarılıydı. Prozac ve diğer ilaçlardan yarar görmeyen hastalar bu sayede hafiflediklerini, depresyondan kurtulduklarını söylüyor. 25. bölge ameliyatı, tembellik iblisine karşı şeytan çıkartma ayinleriyle aynı etkiyi gösteriyor. Nedeni iblis ya da hastalık olsun, bundan kurtulmak hayatları değiştirebiliyor. Peki bu bilimin tembelliğin fiziksel bir hastalık olduğunu kanıtlar mı? Tembelliği günah olmaktan çıkartır mı? Buna hala karar verilebilmiş değil. Yine de tembelliğin gündelik hayatımızda var olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu anlamda teknoloji çok acımasızdır. Çünkü bir dakika, elektronik postama bakayım birkaç saniye sürer diyebiliyoruz. Ama saatler boyunca orada kalabiliyoruz. Bu inanılmaz bir baştan çıkartma. Çünkü eylemler anında karşılık buluyor ve anında ödüllendiriliyor. Tembellik günahı binlerce yıldır insan karakterinin bir parçası. Doktorların teşhis koyduğu, dini liderlerin reddettiği, filozofların hayatlarını adadığı bir olgu. Ama eğer Hristiyan inancına göre yaşıyorsanız, tembelliğin cehennemlik bir suç olduğuna inanmak zorundasınız.